Bu dinin kökten kazınmasına doğru götüren süreçte kulağı tıkalı mümin olmak lazım. Mümine karşı gözü görmeyen mümin olmak lazım. Hatta sövene, hakaret edene bile mümin olan insanın cevap vermemesi lazım. Yasal hakkını bile kullanmadığın zaman onu bile bir kenara bırakıp Allah görsün. Melekler görsün yeter. Diyebilmek, ola ki bu zamanın, çok mühim cihadıdır. Çünkü biz kafirlerle, boğuşacağız derken, kendimizle boğuşursak, müminler, kardeşler olarak, Rabbimin huzuruna gitmek istiyoruz derken, kardeşliğimizi, kendi ellerimizle parçalayarak, Rabbimizin huzuruna gidersek, tıpkı, abdestsiz namaz kılmış gibi, tıpkı Ramazan-ı Şerif'te orucumuzu bilerek bozmuş gibi, tıpkı Arafat'ta vakfe yapmadan Mekke'ye gidip gelmek gibi, yanlış, hatalı, Allah'ın emri dışında bir iş yapmış oluruz. Bu ümmet zarar eder. Bu ümmetin zararını ortaya çıkaran, katkısı ne kadarsa Allah'ın huzurunda hesabını verir. Haccacı, Kabe'yi yıktığı için kıyamet günü dirilecekti. Allah'ın her biri Kabe gibi gördüğü gönülleri perişan edenler haccaçla beraber dirilmeyecekler mi kıyamet günü? Mümin gönülleri perişan edenler. İlla o mümini perişan etmen lazım değil. Senin şu kadar zamandan beri yürüttüğün dedikodu, iftira, kavgası yüzünden nice mümin sabahlara kadar gözyaşı akıtıyor bu ümmetimin hali nedir diye. Ümmetimin alimleri birbirini böyle yerse biz ne edeceğiz ya Rabbi diyen çiftçilerinde ahı yok mu? Yani Kabe'yi hacca yıktı, cani oldu da senin yıktığın bu gönüller yıkılmasına sebep olduğun bu gönüller, viraneye dönen bu yürekler hesabı sorulmayacak mı kıyamet günü? Ümmet olmak kolay değil. Ümmet olmak sadece Yahudiye karşı Mescid-i Aksa'yı savunmak değildir. Ümmet olmak Allah'ın bütün emirlerine teslim olmaktır. Senin nasibine de ümmetin bir arada durması için mücadele etmek çıkmıştır. Senin nasibine bu tür bir fitneyle mücadele etmek çıkmıştır. Sen ona devam edeceksin, yapacak hiçbir şey yok.